Quando la disperazione e lo sconforto. Günaydın, yeni hafta. Hep birlikte hoş geldik. Galiba gerçekten bon Dominika yapmayı başardım kendime. Cumartesi öğleden sonra artı Dominika. Bir şekilde hafta sonu rahatlamayı öğrenmiş olmak çok iyi geliyor. Çünkü pazartesi günü mesai saatleri başladığı andan itibaren sadece endişelenmeye devam edebileceğin şeyler oluyor. Ve hafta sonu kimse çalışmıyor zaten, kimse bir şey yapmıyor, hiçbir şey ilerlemiyorken o durumlar üzerine düşünmek sadece senin için zaman, enerji ve mutluluk kaybına sebep oluyor. O yüzden bir şekilde oturttum o sistemi sanırım. Hafta sonu mesai saati dışında endişelenmiyorum artık. Mesai saatleri içinde endişeleniyorum. Henüz başlamadık mesaiye ama şöyle özetleyebilirim. Bu almam gereken kurs işi birazcık karıştırdı. Dün akşam da geçen hafta çektiğim videolara bakıyordum da içinde ilk aldığım gibi haberleri anlatıyorum. Oradaki bilgiler de azıcık değişiyor. Sürekli söylediğimiz şey var ya, bir gişeye gidiyorsun, oradan sana verilen bilgi kişiye göre değişiyor. İşlemlerin nasıl ilerlediği kişilere göre değişiyor falan. Bu da öyle bir durum oldu. Hani çok bilgili olduğu varsayılan iki insanın bilgileri birbiriyle çakıştı. Biri diyor ki benim bu kursu kesinlikle almam gerekiyor çünkü elindeki bilgiler öyle gösteriyor. Biri diyor ki hayır, senin aslında bu kursa gitmemen gerekiyor. Geçtiğimiz kontratların girişi böyle biraz şaibeli bile olsa o sayılıyor. Ama onun yerine aslında başka bir kurs alman gerekiyor olabilir falan. Ve hafta sonu onlar da çalışmadığı için şimdi pazartesiden itibaren bu muhabbet cuma öğleden sonrasında kalmış oldu. Pazartesi gününden itibaren yeniden değerlendirilecek her şey. Bakacağız hangi kurs ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Tüm bunlara erkenden başlanmış olması iyi oldu tabii ki. Yani şu anda belirtilen kurs sürelerinde aslında bir şey kaybediyormuşum gibi görünmüyor. Bilmiyorum, Ağustos ayının başını, hani işletmenin ilk ayını ya da ilk günlerini, belli bir kısmını kaçırır mıyım bunlar yüzünden? Doğru zaman aralığının içindeyiz. Yani o kadar endişelenmelik değil. Sadece bilgi eksikliği olunca ben stres oluyorum. Yani ne yapacağını bile bilmiyorsun. Belki kursa gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Hangi kursa gidiyoruz? O kurslar var mı? Ne zaman başlıyorlar? Doğru zamanda bitiyorlar mı? Kayıtlarını ne zaman alıyorlar? Kayıtları erken mi kapanıyor? Kayıtlarını maille mi göndermem gerekecek? Ve cumaya kadar birinin cevap vermesini mi bekleyeceğim? Yoksa arayabilecek miyim hemen? Gidebilecek miyim? Online olacak, sonra sınavına başka yerde mi gireceğim? Çok fazla soru var. Bugün dükkana çok az daha erken geliyorum. Üstümü değiştireyim. Vitrinlere, listelere düzgün bakayım dedim. Geçtiğimiz haftadan yaşlı kalan pastaları toparlamak istiyordum da. Bazen çok sıkışıyor. Özellikle pazartesi sabahı her şeyi çok fazla göndermemiz gerekince. Bakalım. Yine haftaya hoş geldiniz.